Sevgili Mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu sıcak yaz günlerinde serin serin yapıp içebileceğiniz gerçekten çok ferah ve çok lezzetli bir içecek tarifim var. Özellikle ekşi lezzetlerden hoşlanıyorsanız gerçekten çok ferah, çok fresh bir içecek olacak. İnşallah sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden içeceğimin yapımına başlamak istiyorum. Öncelikle bu güzel içeceğin yapımı için bolca taze naneye ihtiyacımız var. Bahçemizden koparmış olduğum nanelerimin yalnızca yapraklarını ve uç kısmını alarak ayıklıyorum. 200 ml'lik klasik su bardağı kullanacağım ben tarifimde. Bir su bardağını çok fazla basmadan dolduracak şekilde nane yaprağı ayıklıyorum. Ayıklarken de olabildiğince kusursuz, çürüksüz yapraklarını almaya özen gösterin lütfen. Yeterince nane ayıkladıktan sonra nanelerimi kabımın içerisine su doldurarak bir süre bekleteceğim. Üzerindeki toz ve çamurundan arınıncaya kadar. Ardından bol su ile tekrar tekrar duru suyu çıkıncaya kadar güzelce yıkayacağım ve kullanım için hazır hale getireceğim. Nanelerinizi ıslattığınız suyun içerisine az miktarda sirke de ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra dediğim gibi bol su ile duru suyu çıkıncaya kadar tekrar tekrar yıkadım ve süzdürdüm. Artık bu enfes içeceğimin ilk malzemesi olan nanelerimi dediğim gibi yıkadım, süzdürdüm ve 200 ml'lik klasik bir su bardağına doldurdum. Çok fazla basa basa tepe tepe doldurmadım. Oldukça rahat bir şekilde alabildiği kadar nane koydum bardağımın içerisine. Sıra şimdi ikinci malzemem olan limonuma geldi. Limonlarımda ben yaklaşık 3 tane limon aldım yanıma. 200 ml'lik bir su bardağını dolduruncaya kadar limon suyuna ihtiyacım var. Suyunu daha rahatça sıkabilmek için limonumu kesmeden önce şöyle elimle bir ileri geri hafif bastırarak yuvarlıyorum. Limon sıkacağında güzelce tamamen suyu boşalıncaya kadar limonlarımı sıkıyorum ve 200 ml'lik dediğim gibi su bardağımı dolduruncaya kadar limon suyuna ihtiyacım var. Benim kullanmış olduğum limonlarım oldukça iriydi. Toplamda 3 adet limonla bir su bardağı su limon suyu elde ettim ben. Limonlarımı sıktım ve geriye kalan malzemelerimi de kullanım için hazır ettim. Hemen şöyle kısaca saymak istiyorum tekrar. 1 su bardağı ayıklanmış nane yaprağım, 1 su bardağı limon suyum, yarım su bardağı toz şekerim, 1 su bardağı buz küplerim ve 2 su bardağı da içme suyum var. Şimdi malzemelerimin tamamını derin bir kap içerisine alacağım ve blenderdan geçireceğim. Rahat hareket edebilmek için dar uzun bir kap kullanmak istedim. Bu sebeple sürahinin içerisine aktarıyorum bütün malzemelerimi. Sırasıyla 1 bardak limon suyumu, ardından yarım su bardağı toz şekerimi ekliyorum. 1 su bardağı nanemi boşaltıyorum sürahimin içerisine. 2 su bardağı suyum ve 1 su bardağı da buz küplerimi aktardıktan sonra blenderla tamamen parçalanıncaya kadar uzun bir süre püre yapacağım. Püre haline getireceğim. Bu süre blenderınızın performansına bağlı olarak değişecektir. Dediğim gibi naneler tamamen püre oluncaya kadar, gözden kayboluncaya kadar çektirmeye devam edin lütfen. Parçalattırmaya devam edin. Ara ara durdurarak kontrol edersiniz. Nane yaprakları gözden kaybolduysa yeterlidir. Malzemelerim tamamen püre haline geldikten sonra önce bir süzgeçten geçirdim içeceğimi. Ardından da ince bir tülbentten geçirdim. Nane parçaları ve pürüzlü bir kıvamı olmasın diye sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer varsa daha sık süzgeçten de geçirebilirsiniz. Bir tülbentten geçirmek zorunda da değilsiniz tabii ki. O kadar özel ve o kadar şahane bir lezzet ki arkadaşlar mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Özellikle nane ve limon seviyorsanız bayılacağınızı düşünüyorum inşallah. Denerseniz yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin benden. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma benim için minicik bir kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Eğer vaktiniz varsa bu güzel içeceği hazırladıktan sonra 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirirseniz çok daha güzel olur.
İçimi gerçekten çok ferah ve bildiğiniz limonata lezzetinden gerçekten çok daha farklı ve çok özel bir lezzet. İnşallah dediğim gibi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Bu güzel lezzetin tarifini Instagram'da beğeniyle takip ettiğim Mutfak Felsefem adlı arkadaşımın sayfasında görerek aldım. Bu güzel tarifi bana kazandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Lezzetini merak eden arkadaşlarım için hemen şöyle bir detay da vermek istiyorum. Ne çok ekşi ne de çok fazla tatlı bir lezzete sahip. Eğer çok fazla tatlı lezzetlerden hoşlanmıyorsanız şeker kıvamını gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir de içeceğinizi daha fazla hazırlamak istiyorsanız eğer ben bugün 200 ml'lik klasik bir su bardağı kullandım. Kullandığınız bardak boyutunuzu büyüterek yine bütün malzemeleri aynı bardakla ölçülendirebilirsiniz. Lezzetiyle, rengiyle, kokusuyla şahane bir içecek hazırladım ve keyifle hazırladığım bir videonun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videomu tesadüfen gördüyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.